makasları keserken bile, kurdele keserken bile 6'da 6 diyen bir ordu. Hazır mı? Hazır. Bismillah, kurdele kesiliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu Düz Mahalle'de seçim bürosunu bugün düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açtı. Ordu seninle gurur duyuyor. Seçim bürosunun açılışına Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu Milletvekili adayları İdris Naim Şahin, Fatihan Ünal, Harun Çakır ve bazı partililer de katıldı. Açılışta ilk olarak AK Parti İl Başkanı Hüseyin Akyol bir konuşma yaptı. 19 mahallemiz, 22 mahallemizde yine seçim büroları açılışlarımız olacak. Oradaki vatandaşlarımızla, ordularla dertleşeceğiz. Onlarla hasbihal edeceğiz. Bugün buradayız. Ardından AK Parti Ordu Milletvekili adayı Fatihan Ünal söz aldı. Kendimizi kendimizle yarıştırıyoruz. Çünkü artık yaşayacağımız geride bir iktidar kalmadı. Maraton koşuyoruz. Geride emekleyenler var. Artık onlar bizim rakibimiz değil, olamazlar. Fatihan Ünal, AK Parti rakipsizdir diyerek bu seçimin Ordu adına farklı olacağını söyledi. Sizin verdiğiniz desteklerle Türkiye abat oldu. Köylerimiz imar edildi, ilçelerimiz imar edildi, illerimiz imar edildi. Artık verdiğiniz oylar sadece Türkiye'yi imar etmeyecek. Artık dünyayı da imar eden, Orta Doğu'yu da, Avrupa'ya da mesajlarını gönderen, dünyaya mesaj gönderen, dünya liderinin başkanlığını yaptığı bir parti var, bir iktidar var. Partililer ve açılışa katılan vatandaşlar Başbakan Erdoğan'a da sevgi gösterisinde bulundular. Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan! Bu günlerimiz güzel. Güzelin düşmanı vardır, bilir misiniz? Daha güzel güzelin düşmanıdır. Bugün güzel ama inşallah yarınlar daha güzel olacak ve bugünün güzelini geride bırakacak. Buna hep birlikte var mısınız gençler? Açılışta AK Parti Genel Sekreteri ve Ordu Milletvekili adayı İdris Naim Şahin de bir konuşma yaptı. İdris Naim Şahin'e de ilgi oldukça yoğundu. Şahin, gençlerin "Ordu seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde kürsüye geldi. Ordu seninle gurur duyuyor! Siyaseti aşmış, parti seçimini değil, ordunun seçimini yapmayı akletmiş ve buna karar vermiş ordunun güzel insanları. İşte bu işler nasıl oluyor, kafalar nasıl karışıyor, hangi hesapla neler yapılıyor? Şöyle bir kısaca bakalım. 2001 İMP'ye borç. İMP'nin başkanı da bugünlerde bir karışık işlere karıştı ama yol açık olsun diyelim. Yani bu işte neydi o? Dominic Strauss-Kahn mıydı? Neyse işte o adam ya. Önemli değil. İMP'nin de hesapları karıştı. 2001 borç miktarı 25.6 milyar dolar. Hemen sol taraf. Bakın biz sağ solda demiyoruz, sol tarafa da güzelleri yazıyoruz. Bizde sağ sol siyaseti yok. Sağda bizim, solda bizim, ileride bizim, geride bizim, aşağıda bizim, güzellerimiz. Allah'ın yarattığı her yön bizim, her yan bizim, her insan bizim, genç de bizim, kadın da bizim, özünü de bizim, köyünü de bizim, şehrini de bizim. AK Parti'nin 2002 yılından bu yana siyasete damgasını vurduğunu da belirten İdris Naim Şahin, Türkiye'de ilk defa değişimleri ardı ardına AK Parti yaparak bir siyaset yürütmüştür ve bu siyasetiyle de Türkiye'yi en iyi şekilde yönetiyor ifadelerini kullandı. Bizim kültürümüzde altın vardır. Altın kültüründen biz geliyoruz. En önemli tasarruf aracı altındır. İşte biz altın olduğu boşuna söylemiyoruz.